Kusura bakmayın ama gerçekten Kuzey Kıbrıs'tan bu olayın yaşanıp Türkiye'de Adıyaman Adliyesi'nde emsal bir davaya, yargıda, emsal bir duruma sebep olmak ya da böyle bir sonuç çıkarmak gerçekten de belki birazcık da olsa, birazcık, çok azacık da olsa toplumun, kamunun vicdanını birazcık daha rahatlatabilir. Biliyorum gelmeyecek tabii ki, ölenler hayatını kaybetti ve geride gelmeyecekler ama bu mücadelenin devam etmesi lazım. Sonuç olarak iki ülkeyi de kardeşti, yavruydu, çocuktu, büyüdüydü, işte öyle ilişki, böyle ilişki yok. Öyle ilişki, böyle ilişki değil. Nasıl ilişki biliyor musunuz? Bu dava ortak davamız. Türkiye'de insanların özellikle Adıyaman'da İSYAS Otel davasını ortak davamız haline getirmesi. Hiç fark etmiyor. Konuştuğu dil, inandığı din, rengi, şivesi, eğitim durumu hiç fark etmiyor. Ortak davamız mı İSYAS? Bitmiştir. O zaman biz ilişkimizi kurduk demektir. Bunun ötesindeki başka ilişki, kurulacak olan o toplantı masalarında, altın varaklı çay bardaklarında içilen çaylarla birlikte kurulacak olan hiçbir ilişkinin yanına dahi yaklaşamaz. İSYAS ortak davamız olarak kurulan her ilişki yanına yaklaşamaz.